Türkçe peri masalları. Bana bir kraliçe bulun. Evvel zaman içinde Granblow adında çok iyi bir kral yaşarmış. Ama hiç esprili bir adam değilmiş. Krallığının varlıklı olduğu doğruymuş. Ama mutlu değillermiş. Çalışmak için kesinlikle. Beni korkutmaktan başka yapacak işin yok mu senin? Hayır, bu krallıkta hiç şaka yok. Bu yüzden bütün insanların suratı asık. Bütün tatillerden sen sorumlusun. İnsanlara bir hafta tatil veremez misin? Bu yetki kralda ve hayır vermez. O çok iyi bir kral olabilir. Çok iyi demek istedin. Evet, çok iyi bir kral ama biraz donuk. Nasıl yöneticiliği bilen bir kralımız var. Yani eğlenmesini bilen bir kraliçeye ihtiyacımız var. Mükemmel. Birlikte krala gitmişler. Onları dinledikten sonra düşünceleri kralı çok şaşırtmış. Neden? Krallığımız varlıklı değil mi? Evet ama... Aslında majesteleri krallığın yönetim kuralları dışında eğlenceye de çok ihtiyacı var. Eğlence mi? Eğlence, mesela kraliyet baloları, büyük ve renkli festivaller, tatiller. Kral buna çok şaşırmış ama halkını çok sevdiğinden kabul etmiş. Gidip dünyanın en güzel prensesini bulun. Aslında en sessiz o olmalı. Böylece ikimiz için de konuşabilirim. En safı olmalı. Böylece kendim kadar onun için de akıllıca davranabilirim. Bakan, kral çok çabuk kabul ettiği için mutluymuş. Bununla beraber profesör derin düşüncelere dalmış. Sarayda bir davet düzenlenmiş ve çok sayıda güzel prenses katılmış. Bazıları saf, bazıları akıllıymış ama hiçbiri sessiz değilmiş. Kral kısa sürede bu kadar çok prensesle tanışmaktan sıkılmış ve onları susturmaya çalışmış ve sonra hepsi gitmişler. Tanrı'ya şükür gittiler. Yorgun Kral Granblow iki adamının bir kenarda fısıldadığını görmüş. Orada birbirinize ne fısıldıyorsunuz siz? Biz sadece... Sizin için mükemmel olabilecek biri var. Ama bir problem var. Ben olabilecek tüm problemleri çözerim. Ne olduğunu söyle. Bakın majesteleri, problem şu ki prenses kendisini saklıyor. Bir kraliçe aradığınızı duymuş ve... Ve adınızı duyduktan sonra kaçmış. Hiç hoşuna gitmemiş. Tatiller bakanı çok şaşırmış ama kral buna çok gülmüş. Bu beni tanımadığını gösteriyor. Onu bulacağım ve bulmadan da dönmeyeceğim. Ve kral prensesi bulmaya gitmiş. Aylar geçmiş ama aramaktan yorulmamış. Ama tam onu bulamayacağını düşündüğü sırada güzel kokan güllerle kaplı yüksek bir çitle karşılaşmış. Bu kadar güzel bir çitin arkasında güzel bir şey saklı olmalı. Merak içinde çitin arkasına geçmek için ilerlemiş. Sonunda çiçekler ve sarmaşıklarla kaplı güzel bir kapıya ulaşmış. Kapıdan geçince küçük ve sevimli bir kulübe görmüş. Burada kim kalıyor? Merhaba, sen de kimsin? Neden bahçeme girdin? Ben bir kralım ve burada kimin yaşadığını sormaya geldim. Öyle mi? Burada ben yaşıyorum. Saçmalama. O küçücük evde senin yaşamana imkan yok.
Peki, bunu bilmek istiyorsan o zaman daha açık olmalısın. Bu evin kime ait olduğunu söyleyecek misin? Hayır, söyleyemem. Çünkü hiç kimseye ait değil. Burada bir prenses yaşıyor mu? Burada prenses yaşamıyor. Ve çok fazla soru soruyorsun bana. Kral rahatsız olmuş ama aniden evin yanında güzel bir genç kız belirmiş. Bu kız kim? Onunla konuşmak istiyorum. Onun adı Lady Caprice. Onunla istediğin kadar konuşabilirsin ama cevap vermez. Sessiz bir güzel. Evet, bu o. Kral Grumbelon'un onunla tanışmak istediğini söyle. Grumbelon mu? Bu ne biçim bir isim böyle? Bu kadar komik bir isme sahip biriyle konuşmayacağından eminim. Ejderha gitmiş ve kralı suratı asık halde bırakmış. Bir süre sonra geri dönmüş. Lady Caprice tuhaf ama tanışmayı kabul etti. Ama gün doğumundan hemen sonra bir dakika için. Evet, hoşça kal. Yarın sabah görüşürüz. Kral bu duruma çok şaşırmış. Ama bu fırsatı bulmak için uzun zamandır yolculuk yapıyormuş. Peki öyle olsun. Yarın gerçekten geliyor, değil mi? Gerçekten çok fazla soru soruyorsun. Evet, evet, yarın burada olacak. Ve Kral Grumblo ayrılmış. Bahçenin dışında uyumuş. Ertesi sabah kral küçük şirin eve gitmiş. Lady Caprice kapının önüne çıkmış. Krala bakmış ve gülümsemiş. Lady Caprice, sizi görmek için günlerdir yoldayım. Beklemiş ama Lady Caprice sadece gülümsemiş. Gözleriniz çok güzel ışıldıyor. Lady Caprice yine sadece gülümsemiş. Ama bu kez gülmese bile sanki biraz kıkırdamış. Gerçekten çok etkileyici birisiniz ve ben Ve Lady Caprice kendini daha fazla tutamamış ve gülmeye başlamış. Kral çok şaşırmış ama o konuşamadan ejderha arkasında belirmiş. Zaman doldu, yarın yine gelirsin. Ne? Ama Lady... Lady Caprice içeri koşmuş ve zavallı reddedilmiş Kral Grumblo arkasını dönüp uzaklaşmış. Gece geçmiş ve yeniden gün doğmuş. Kral bir kez daha şansını denemek için Lady Caprice'e gelmiş. Lady Caprice, hiç sessizliğinizin ne kadar muhteşem olduğunu söyleyen oldu mu? Yani sizin kadar sessiz biri olamaz. Yani sessizliğin sesi kadar güzel bir şey olamaz demek istedim. Lady Caprice. Bir dakika doldu Lady Caprice ile ben şimdi. Kahvaltı edeceğiz. Zavallı Kral Grumblo üçüncü kez şansını denemiş. Lady Caprice, kraliçem olmak için benimle beraber gelir misiniz? Ne? Ama neden? Lady Caprice omuzlarını silker gibi yapıp gülümsemiş. Neden kraliçem olmayacağını söyle. Ama Lady Caprice yeniden kahkahalarla gülmeye başlamış ve dönüp gitmiş. Ben ne yapacağım? Söylediğim her şeye sadece gülüyor. Kral homurdanarak uzaklaşmış. Gece bastırana dek düşünmüş ve sonra uyuyakalmış. Ertesi sabah kulübeye gidip Lady'ye seslenmiş. Lady Caprice! Lady Caprice! Evet, çok gürültücüsün. Lady Caprice artık çıkmayacak. Çünkü sonu gelmeyen muhabbetinden bıkmış. Ne?
sana böyle mi söyledi? Lady Caprice asla bir şey söylemez. Yüzüyle belli etti. Yo. Onu görmek istiyorum. Çok saçma davrandım. Tabii ki saçma davrandın. Madem onu görmek istiyordun, onunla neden konuştun ki? He? Çünkü en başta istediğim şey buydu. Madem öyle, neden bu kadar kolay fikir değiştirdin? Çok budalasın. Evet. En budala kral benim. Lady Caprice, geri döndünüz. Ne kadar saçma, hiç gitmedi ki. Evet, Kral Grembello. Dersini aldığın için çok mutluyum. Konuşacak birine ihtiyacın varken sessiz bir kraliçeyi ne yapacaksın, değil mi? Hiçbir işine yaramaz. Ve krallığı yönetirken yardım edecek bir kraliçenin saf olması ne işine yarar? Kesinlikle işine yaramaz. Tamam, anladım. Ama Lady Caprice, konuşabiliyorsunuz. Elbette konuşabiliyorum. Ama sana oyun oynamak için konuşmuyordum. Duygularınızı incitmediğimi umarım. Kendisine oynanan oyunu beğenen kral gülmeye başlamış. Artık krallığında şakanın niye lazım olduğunu anlamış. Rica etsem benimle krallığıma gelir misiniz? Mantıklı konuşan, bilge bir kraliçe istiyorum. Aksi bir şey isterken hata yapmışım. Ne düşünüyorsun ejderha? Gerçekten üzgün mü sence? Sanırım öyle görünüyor. Bence de öyle. Pekala Kral Grembello. Seninle geleceğim. Ama prenses olmadığımı bilmelisin. Artık bu umurumda değil. Böylece ikisi bahçeden ayrılıp saraya gitmişler. Ve burada kralı bir sürpriz bekliyormuş. Merhaba kızım. Nihayet saklanmaktan vazgeçmişsin. Merhaba baba. Bir dakika. Sen onun kızı mısın? Bunu bana neden söylemedin? Hiç sormadın ki. Yeni ve neşeli kraliçesi krallıktaki tüm eğlence işlerini ayarlamaya başlamış ve onu yaptıkları sayesinde halk çok daha mutlu yaşamış. Doğru kadını seçmişim. Hı? Nereye gittin? Kızı da tıpkı babası gibi.